Merhaba arkadaşlar, Kore İnci derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde slow motion özelliğini göstereceğim. Bir yorum geldi altına, ard arda evet abi benim de ihtiyacım var şeklinde yorumlar gelince ve anlatımı biraz kısa olunca hemen dedim çekeyim dedim, çok uğraştırmayayım dedim. Hemen arkadaşlar, tabii ki farklı şekillerde yapabiliyoruz. Yani oyunun başlangıcından itibaren falan bile yapabiliyoruz ya da bölgesel olarak yapabiliyoruz. Ben birçok şeyde gösterdiğim gibi bunu bir proximity trigger'ın içerisine bağlayacağım. Ki birini öldürmeye falan da bağlayabiliriz aslında ama hemen şöyle yapalım. Yine Entity bölümünden, ki daha önceki dersleri seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani oynatma listesini baştan açıp seyrederseniz zaten düzenli bir şekilde yayınlamış bulunmaktayım. Proximity Trigger. Evet, buraya bir yere Proximity Trigger'ımızı koyalım. Önceki derslerden zaten ne işe yaradığını biliyoruz. Create Photograph diyelim. New diyelim. Buraya Slow diyelim, yeterli. Evet, şimdi fotoğrafımıza girdik. Add Select Entity diyeyim. Hemen Proximity Trigger'ımızı buraya koyayım. Şuradan aktörden lokal player'ımızı alayım, ki soldan aldım ama tabii ki sağ tıklayıp Add Node'dan aktörden yine lokal player'ı almanız mümkün. Aktörde lokal player'ı gördüğünüz gibi burada yine var. Şimdi lokal player'ımız Proximity Trigger'ın içerisine enter olduğu zaman, girdiği zaman şöyle biraz yaklaştıralım. Nose slow motion olacak. Bir yavaşlama olacak yani. Yine Add Node'dan Debug bölümünden Console Variable diye yazıyor. Ya da nasıl okuyorsanız öyle yazıyor. Evet, Enter olduğu zaman Set bölümüne bağlıyoruz. Ve burası önemli. Şu C var yazan bölüme T Alt Scale diye yazıyoruz. Bu özelliği katacağız. Voliyesi de, yani hızı anlamında söylüyorum voliye, 0.2 yapıyorum. Siz hızlandırmayı tabii ki değiştirebilirsiniz. 1 standarttır arkadaşlar. Yani 1 normal hızdır. Ve alt tarafı yavaş, üst tarafı hızlıdır. Yani ben buraya 2 yaparsam 2 kat hızlı olur. 0.2 yaptım. Epey bir yavaş. 0.25 falan da yapabilirsiniz. Ya da çok çok daha yavaş istiyorsanız daha da düşük yapabilirsiniz. Şu an aslına bakarsın slow motion böyle başladı ama slow motion böyle hani oyunun sonuna kadar gider arkadaşlar. Ben böyle istemiyorum. Mesela başka bir proximity trigger içerisine falan da koyabiliriz. Bir kişi öldüğü zaman da yapabiliriz. Ama ben size şöyle bir şey yapacağım. Hem bazı sorularınıza da böyle cevap bulmuş olacaksınız. Tamam, işte burada bir adam var, o adamı öldüreceğiz. Bu arada çok hızlıyım. Şuradan biraz hızımı yavaşlatayım. Şimdi ben buraya birkaç tane adam koydum. 3 tane. Diyebilirim ki bunlardan herhangi bir tanesi öldüğü zaman bu slow motion bitsin diyebilirim. Ya da bunlardan 3'ü de, hepsi de öldüğü zaman o zaman slow motion bitsin diyebilirim. Ki büyük ihtimalle 3'ü de öldüğü zaman sizin için uygun olacak. Şöyle gelelim. Hemen buraya bir tane Add Node bölümünden, ne ile ilgilidir? Bu logic ile ilgilidir. Evet. Burada all ve any var. Arkadaşlar any herhangi bir tanesini yapmak istediğimiz zaman, işte yani bunlardan herhangi birisini yapmak istediğimiz zaman, all da bunların hepsini yapmak istediğimiz zaman kullanıyoruz. All seçiyorum ben. Şöyle bir yere seçelim. Ve şunu
kopyalayalım CTRL-C ile ve CTRL-V ile yapıştıralım. Hızı tekrar 1 yapalım. Normal hız. Çıkışını da yine buna set diyelim. Şimdi geldi bunları öldürmeye. Birincisini seçiyorum. Add Select Entity. Ölüm neydi arkadaşlar? Dead. Değil mi? Bire bağladım bunu. Şöyle küçültelim. Kötü durmasın. Karmaşık durmasın. İkinci adamımıza gelelim. Buna geldik. Bunu da Excellent Entity dedim. Yine Dead. Ölüyü 2'ye bağladım. Ve şurada galiba bir kişi daha var. Bu adamımızı da yine aynı şekilde Add Select Entity diyelim. Şöyle biraz şunları yukarı alalım. Bunu da 3'e bağladım. Bunu da küçülttüm. Tabii bunları kolaylık olsun ayırma diye şey yapabiliriz ya. İşte comment falan verebiliriz işte. Kutu içerisine falan alabiliriz. Üst tarafına yazı falan yazmamız mümkün ama hiç gerek yok. Bakalım yani ne dedik şimdi biz burada? Local player proximity trigger'ın içerisine girdiği zaman slow motion özelliğimiz başlayacak. Hızımız 0.2'ye düşecek. İşte Human 2, Human 3 ve Human 4 üçü birden all dediğimiz için hepsi birden öldüğü zaman tekrardan bu sistem devreye girip value'ye 1 yani hızımız normale dönecek demiş olduk. Farklı şekillerde yapmayı bilenler varsa onlar da tabii ki yorum olarak diğer arkadaşlara yardımcı olabilirler. Evet, şimdi şöyle gelelim. Biz burada doğalım değil mi? Bakalım olacak. CTRL-G dedim. Evet, hızım şu an normal. Gayet iyi. Proximity trigger'ın içerisine girdim ve görüyorsunuz ki oldukça yavaşladım. Slow motion özelliğim başladı. Şimdi arkadan yavaşça yaklaşalım. Ve kafasını kıralım. Öldü. Şunlara da bakalım. Evet. Ben mermiyi bile görebiliyoruz. Düşüşü falan gayet güzel. Hatta şöyle bir tane bomba atalım. Güzel yavaşça gitti. Hız yavaş olduğundan bomba hemen patlamayacak. Bomba bizi patlatmasın da. Yavaşlıkta. Çok güzel bir patlama oldu. Ve tabi bunu hikayeye uygun bir şekilde yaparsanız çok güzel duracaktır. Geldik. Kapı açılıyor. Bir adamımız burada. Silahın yere düşüşü falan gayet güzel duruyor. Bu da öldü. Ölmemiş daha.
Herhalde şimdi öldü. Ve üçüncü adamımıza geldik. Öldü mü? Bu da öldü. Ve gördüğünüz gibi üçü birden öldü. Artık oyunumuz normal hızına döndü. Tam istediğimiz gibi. O ol bölümünü bilerek gösterdim. Çünkü farklı yorumlar vardı. Dediğim gibi videoları düzenli bir şekilde eğer izlerseniz farklı videolar arasında farklı sorduğunuz soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Hani kolay bir şeyse onun için ayrıca bir eğitim yapmıyorum. Böyle bu şekilde video arasında falan gösteriyorum. Faydalı olmak adına. Arkadaşlar bu dersiniz bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.